Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Hülya Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Okuyorum, üniversite öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji son sınıfım. Harika. Onun dışında staj yapıyorum bir dernekte, gönüllü. Hangi? Otistikler Derneği. Ya. Hı-hı. Okay. Otizmle farklı gelişen bireylerle bir yaşantı grubu çalışması yapıyoruz orada da. Çok güzel, çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Onun dışında öğrencilik yapıyorum, arkadaşlarımla geziyorum, eğleniyorum. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyidir aslında. Hmm. Benim aram iyi onlarla, onların da benimle iyi olsun bugün. Hülya Hanım böyle bir aşağı doğru kenara doğru baka baka konuş. Farkında mısınız bilmiyorum. Hayır. Böyle şey, yani kelimelerle aram iyi aslında falan gibi. Böyle bir bağımsız bir filmde bir sahnede oynuyormuşsunuz. Olabilir. Gibi şu an. Peki hedef puanınız var mı? Hedef puanım? Ya aklımda 7000'i geçmek var. 7000'i geçmek evet. Var. Hadi bakalım 7000'i yeterince geçersek birinci de olabiliriz. Şu an İsmail Bey 7600 puanda. Biz 7700 ile cart diye birinci oluruz. Doğru. Şimdilik. Doğru. Heyecanlı mısınız biraz? Birazcık. Anladım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelime geliyor. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan sistem. Çok basit düşünün. Plan? Değil. Bütünün bir araya getirilişinde. Bir harf alın. Harf alayım. Yapı. Yapı doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Hemen. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik gibi maddelerden yapılmış genellikle kapalı kap. Kapaklı. Kapaklı kapmış. Kase değil. Değil. Saklama kabı. Ama... Gibi bir şey. Ona ne diyoruz? Böyle harf alayım. İncik boy... Peki alın. Alın harf alın. Kutu. Kutu. Kutu doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sorduk. Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü. Arapça kökenli. Aha. Nokta nokta iller deriz. Çevre. Demeyiz de başka çevre bir şey deriz. Çevre değil. Komşu değil. Değil. Bir bölgenin belli bir yer. Harf alayım. Buyursunlar. Ve. Levha. Falan. Harf alayım. Buyursunlar. Aa. Yani aslında mesela işte bir şeyin fiyatını tam bilmediğimiz zaman da kullanırız gibi düşünün. Ya şu nokta noktalarda. Civar. Civar doğru cevap. Yine beş harfli, bu sefer Farsça kökenli bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap. Kaplardan gidiyoruz. Evet, bugün bayağı kase kap. Bir şey dövüp ufalamaya, bir şey yemek... Dövme... Neyde döveriz? İşte onun adı ne? Kase değil. Ama siz bu kaselerle... bir şey dövüp... Leyen değil. İnşallah leyen de dövüyorsunuzdur Hülya Hanım. Ama harf alayım. Harf aldınız çok güzel. Ve. Yine ve. Ve. Evet. Su dövülür mesela hiçbir işe yaramaz. Hmm. Sarımsak kullanıyor musunuz yemeklerde? Evet. İşte onu nerede eziyorsunuz? Öğrendiniz tabii. Vallahi yemek de, şeylerinden. Harf alın harf bir tane. Harf alayım. Havan. Havan doğru cevap. Altı harflere geçtik. Hülya Hanım sürenin canına okudunuz. Biraz hızlanacağız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Artık gerekirse ben durdururum tamam. Öyle söyleyeyim. Bilemediyseniz de bilemediniz. O beni ilgilendirmez artık. Tamam. Efendim altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Artık Fransızca kökenli her sözcükte... Editöre göz kırpacağız, bir şey yapacağız. Seni editör. Yalan bu arada, ha yok yani. Yok mu? Fransız falan yok. Olsa keşke. Efendim geliyor soru.
Bir başarıyı veya durumu ödüllendirmek amacıyla verilen türlü biçimlerde levha. Plaket. Plaket doğru cevap. Yine altı harfli yapım eki almış. İnşallah işinize yarayan bir ipucu olmuştur bu. Gelsin soru. Elektromanyetik dalgalarla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazlar. Sensör. Değil, Türkçe düşünün. Harf alayım. Harf aldık. Durdurun, bileceksiniz. Bu polisiye filmlerde arabalara bir şeyler yerleştirirler. Yerleştirmezler. Yok, yerleştirmezler. Mesela şimdi biz televizyonda yayını seyredebilmek için ne kullanıyoruz? Bilgiyi, bu yayını almamız gerekiyor. Verici. Verici doğru cevap. Bedensel anlatım iyi geldi bana. Gerçekten Hülya Hanım, artık pandomim de ilerlemeye başlayacağım sayenizde. Efendim, yedi harflilere geldik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. İkinci kelime edat. Gelsin bakalım. Çok güzel, çok hoş. İkinci kelime edat. Evet. Gibi. Evet. Süre gidiyor. Harf alayım. Bir tane alın. Tamam, durdurun. Mis gibi. Mis gibi doğru cevap. Şimdi yarışmanın ortasındayız Hülya Hanım. 2900 puanımız var. Bu iyi, gayet iyi. Süremiz yok. Süre yandık ya. Tamam, hızlı bir gideriz. 1 dakika 4 saniye süremiz var ya. Mahvolduk ya. Yok yok. 14 harf alabilirsiniz daha. Tamam. Rahatız o konuda ama süre de yani. Tamam, halledeceğiz. Peki, hadi inşallah yani. Ben şimdi üstünüze de gelmek istemiyorum ama. İkinci yedi harfli kelimemizi soracağım. Sevgili izleyenler. Yine Fransızca kökenli. Bu çocuk ne işler çeviriyor? Gelsin soru. Gerçek olan, var olan şeylerin tümü. Harf alayım. Harf aldık. Fransızca tek kelime. Fransızca değil. Fransızca kökenli. Kökenli. İngilizce gerçek. Realizm ha? Değil. Değil. Realite. Realite doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime jeolojiden geliyor. Buyursunlar, biz müsaitiz. Magmanın yer altından dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekli. Harf alayım. Peki. Yanardağ. Yanardağ doğru cevap. Otomatiğe bağlı. Aynen öyle oldu. Yapacak bir şey yok ama daha garantili. 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım. Bir toplumu oluşturan insanların düşünüş ve inançları ile biçimlenen düşünce bütünü. Zihniyet. Zihniyet doğru cevap. 9 harflilere geçtik. Yine bunu betonla yapıştırmışlar. Evet, şimdi geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakayım, gelsin bakalım. Bitkisel veya hayvansal kaynaklarda bulunan 12 ila 20 arası çift sayıda karbon atomu içeren asit. Hidrokarbon, karbon atomu içeren yok, yok, asit. Yok yok, harf alın. Harf alayım. Aldık. Bitkisel veya hayvansal kaynak. Ne yağdı ya? Onun bir ismi var. Evet. Ama aklınızda olan olmayabilir. Böyle bazı şeylerde, bazı ürünlerde bunun... Trans yağ. Değil. Hı hı. Nokta nokta ya, nokta nokta ya derler. Yani doymuş ya. Doymuş ya doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Bakalım, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yakından bildiğimiz bir kelime, inşallah unuturuz günün birinde, gelsin bakalım. Mecaz anlamda gereğinden fazla artış, şişkinlik ekonomide artıyor. Harf alayım. Alın, harf alın. Durun. Zaman durdurun. Ne artıyor ekonomik olarak? Enflasyon. Enflasyon doğru cevap. Harf
almasam keşke. Ha? Harf almasam keşke. Ama ben diyorum size. Yok, duramıyorum. Duramıyorsunuz. Bir almaya başlayınca insan. Evet, alışıyor. Aynen, enflasyon da öyle gibi. Evet, yok, artmıyor olacak inşallah bir noktadan i̇nşallah. Sonra diye umut ediyoruz. Efendim, 10 harflilerdeyiz. Birleşik bir cevaba, kelimeye ihtiyacımız var. Bakayım, burada harf almanız gerekebilir, gerekmeye de bilir. 26 saniyemiz var, soru başına 13 saniye. Güzel, gelsin bakalım. Çok değişik türleri olan, saymakla bitmeyen. Envai çeşit. Aa, envai çeşit doğru cevap. Çok iyi, zart diye geldi aklınıza. 10 harfli ve son aradığımız cevap da 2 kelime ve bir sıfat. Tamam. Tamlaması gibi bir şey. Gelsin. Dokunaklı ve içe işleyen şekilde şarkı söyleyen kişilerin sesini tarif etmek için kullanılan bir tabir. Şey gibi. Gibi değil. Kadife? Değil. Harf alayım. Buyursunlar. Süreye dikkat edin. Yağ gibi. Harf alayım. Yok artık. Yanık sesli. Yanık sesli doğru cevap. Hülya Hanım, çok tebrik ediyorum. 8400 puan aldınız. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, estağfurullah. Estağfurullah. Laps diye basmadığınız için yardım edebildik Hülya Hanım. Buradan göndermem var. Evet, Mesut Bey'e sinyal verdim azıcık. Şu an itibariyle İsmail Bey'i geçmiş bulunuyorsunuz ve gün birincisi koltuğundaki yeriniz hazır. Bakalım son iki yarışmacımız neler yapacak. Çok tebrik ediyorum. Ayaklarınıza sağlık şimdi de. Teşekkür. Hanımlar, beyler, Hülya Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve dördüncü yarışmacımız geliyor.